Merhaba arkadaşlar. Ben sezerdünya.com yöneticilerinden Sezer. Bugün sizlere Arduino Serial Port haberleştirmeyi göstereceğim. Normalde bu Arduino bağlantısını yaptıktan sonra arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Burada araçlar kısmında Serial Port ekranı diye bir ekran var. Tabii bu gördüğünüz gibi COM8 bağlantısı olmadığı için hata raporu verdi. Bunu normalde ISIS'te gösteremiyoruz. Tabii Arduino bağlantısı olmadığı için gösteremiyoruz. Onun için ek program kullanacağız arkadaşlar. Visual Serial Emulator diye bir programımız var. Onu kullanacağız. Hemen ilk önce bir ISIS'te bağlantımızı yapalım arkadaşlar. Onun için bir Arduino alıyoruz tabii ki. Sonra Compin diye arkadaşlar. Bir port haberleşmesi cihazımız var. Onu çağırıyoruz kütüphanemizden. Yani bağlantıdan yapalım arkadaşlar. TX arkadaşlar. RX'e gelecek şekilde ayarlıyoruz. Sonra sağ tıklayıp Edit Properties'ten buradan COM1 kısmına hangi portu seçmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Şu an COM1 kullanmak istiyorum ben. Band genişliğine Visual Data band genişliğini 2 bandı da 9600 olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Ve bitler 8 bit değilse 8 bit olarak işaretliyoruz. Yapmamız gereken şimdilik burada bu kadar. Kurulumuz bu şekilde arkadaşlar. ISIS'teki kurulumuz. Hemen kod kısmına geçelim arkadaşlar. Kod kısmında ise buradan kütüphanemizden serial port çağıracağız. Yani software serial diye kütüphanemizde bulunuyor. Onun için hashtag include yazıyoruz arkadaşlar. Daha önceden bildiğiniz gibi. Software serial yazıyoruz arkadaşlar. Nokta h. Bu şekilde kütüphanemizden çağırmış olduk. Şimdi ise kurulumunu yapalım arkadaşlar. Burada kurulum daha diğeri gibi şöyle diyeyim. Diğeri dediğim LCD panel. Serial Begin'den sonra 9600 band genişliği olduğunu söylüyoruz. Ve bu şekilde kurulumumuzu yapmış olduk. Hemen void loop'a geçiyoruz arkadaşlar. Burada döngümüzde ne yapmasını istediğini söylüyoruz. Biz sadece bugün bu dersik bizi yazı yazmasını istiyoruz. Yani bir serial porta haberleşmesini istiyoruz. Onun için serial.print yazıyoruz arkadaşlar. Çıktı almamız için. Buraya da istediğimiz yazı yazabiliriz. Bu şekilde programımızı yazmış olduk. Ne kadar sürede olmasını istiyoruz? Yani kaç saniyede bir? Bize bir saniyede bir döngümüzü çalıştırsın. Programımız bu kadar arkadaşlar. Hemen derleyelim. Kaydedeyim ben bunu serial olarak. Evet arkadaşlar, ama dosyamızı alalım. Dosyamız gelmiş. Serial nokta X dosyamızı alıyoruz. Ben Arduino'yu gönderiyorum arkadaşlar. Evet, çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar her saniyede bir normalde yazma işlemini gerçekleştiriyor. Bunu normalde serial port ekranından görme şansımız vardı. Tabi serial port ekranı için Arduino bağlantısı olması gerekiyor. Arduino'muz elimizde, tabi sizin elinde olmadığı için bunu bilgisayara taşıdık, simüle ettik arkadaşlar. Onun için gerekli programımız Setup Visual Simüle Emulator diye bir programımız var arkadaşlar. Serial emulatörü diye. Onu kuracağız. Hemen setup'ından kuralım arkadaşlar. Evet, kurulma işlemimiz tamamlandı. Finish'leri kapatıyoruz arkadaşlar. Burada masa üstündeki programı çalıştırıyoruz. Buradan daha önce ben açmıştım. Hemen onu kaldırayım tekrardan. Sizler için tekrardan açayım. Tabii şu an kaldıramıyoruz çünkü
çalışıyor diyor. Tamamen bağlantıyı kurdu ve çalıştırmaya başladı. Şimdi tamamladık. Device'dan create diyoruz arkadaşlar. Connect seçili olarak gidir diyoruz. Burada com1 seçili. Buradaki com1'deki com1 ile aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Yani com2 seçtiyseniz burada da com2'yi seçmeniz gerekiyor. Son diyoruz ve gördüğünüz gibi kurulma işlemimiz tamamlandı. Altta OK dedi. Şu an ready. Kullanımı hazır şekilde bekliyor. Programı çalıştırdığınız zaman OK yazacak arkadaşlar. Programı çalıştırıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet, OK yazısı geldi. Şimdi şuradaki tuşa tıklayarak arkadaşlar. Tam ekran yapalım. Buradan outgoing yani çıkış değerimizi istiyoruz ve monitör moddakini istiyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bizi her saniyede bir Sezer dünyasını yazdırıyor arkadaşlar. Bunu gördüğünüz gibi simüle etmiş olduk. Bundan sonra serial portlarımızda bu programı kullanacağız. Diğer derslerimizde daha ayrıntılı şekilde anlatacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İleriki videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.